Trabzonspor'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Trabzonspor'un transfer etmek istediği oyuncuyu açıklayacağım. Videomuza geçmeden önce abone olup katarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Trabzonspor devre arasında hangi bölgelere takviye yapacağını şimdiden belirledi. Borda Mavilliler öncelikle bek rotasyonunu genişletmek istiyor. Sonrasında orta sahaya kaliteli bir 8 numara düşünülüyor. Şampiyonluk sonrası kadroda ciddi bir değişime giden ve yaz döneminde 13 yeni oyuncuya kadrosuna katan Borla Maviller devre arası için şimdiden planını yaptı. Karadeniz ekibi ilk etapta alternatifsiz bölgeleri güçlendirmek istiyor. Bu mevkiler sağ ve sol bek sezon baştan beri Eren Elmalı ve Larsen hemen hemen tüm maçlarda forma giyerken bu ikilinin yedeğinin olmaması teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda. Onur, Rıdvan ve Bünyamin normalde doğru kan bu mevkilerde B plan olarak görülüyordu. Ancak yıldız ismin ciddi bir sakatlık geçirmesi işleri sıkıntıya soktu. Trabzonspor ara dönemde ilk olarak bek rotasyonu çeşitlendirmek istiyor. Bu doğrultuda öncelikli yerli isimlerde Kayseri Spor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut ilk adaylardan. Bir diğer sağ bek hedefi Antalya Spor'un genç yıldızı Bünyamin Balcı. Sol konusunda ise Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın durumunu yakından takip ediliyor. Bordo Mavililer İskoç ekibine kiralama teklifi yapabilir. Sezon başında da adı gündeme gelen o Onur Bulut'un Kayseri olan sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek. Başarılı Sabek son dönemde Amiri takıma da çağrılıyor. Beşiktaş'tan 4 milyon avro karşılığında Rennes'e giden Rıdvan İskoç ekibinde toplamda 188 dakika şans bulabildi. Trabzonspor devre arasında kiralama formülüyle kapıyı çalabilir. Bir diğer oyuncu arkadaşlar Bünyamin Balcı. Hemen onda transfer bilgilerini size aktarayım. Antalya Spor'un 22 yaşındaki sağ beki Bünyamin Balcı bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta bir asist yaptı. Bünyamin transferindeki en büyük engel yüksek bonservis maliyeti. Artı bir kontenjan boş. Bek transferi dışında güçlendirilmesi düşünülen diğer bölge orta saha. Teknik direktör Abdullah Avcı Hamşik'in yokluğunda şu an Hamşik Gerizon'da arkadaşlar. Oraya hemen düzelteyim. Futbol izleme komitesi şimdiden araştırmalara başladı. Bu noktada yabancı kontenjanını boşaltabilmekte önemli. 13 yabancı futbolcuyla lisans çıkartan Trabzonspor'da Perez dışarıda kaldı. Ancak 1998 ve üstü doğumlu artı bir yabancı kontenjanı Trabzonspor'da boş durumda. Evet arkadaşlar siz bu 3 oyuncudan hangisini Trabzonspor'da görmek isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada abonelerimiz ve izleyenlerimiz arkadaşlar. Son attığımız videoya veda yeni başladık YouTube'a bildiğiniz üzere. iyi gidiyor. Lütfen abone olursanız, like atarsanız videolarımızı da sonuna kadar izlerseniz çok mutlu oluruz. Bir dahaki tinasa videolarına görüşmek üzere. Kendinize